Tamer Korkmaz Muharrem hiç durma 10 yıl sonra da bu yazıya saydır. Kemal Bey'den ilhamla gel bakalım buraya Muharrem deme sırası bu sütunun yazarında. Arşivimizi açıyoruz ve tam 10 sene öncesine 11 Haziran 2008'e gidiyoruz. O gün Meclis Genel Kurulu'nda konuşan CHP'li Muharrem İnce bu satırların yazarına saydırıyordu. Neden mi? Öfkeliydi. Yeni Şafak'ta İsmet İnönü'nün Kurtuluş Savaşı döneminde bu millet düşmanınızdır dediğini belgesiyle yazdığım için. İnce kürsüde bakın bu ülkeyi kuran iki kişiden birisi olan İsmet İnönü'ye ne yazmış iki gün önce? Yazısının üst kısmında Ertuğrul Özkök'ü eleştiriyor. Onun da aynen İnönü gibi bu millete düşman olduğunu söylüyor diyerek bağırıyordu. AK Parti sıralarından Rize Milletvekili Lütfi Çırakoğlu'nun doğru diyerek karşılık vermesi üzerine CHP'lilerden yuh sesleri yükseliyordu. Muharrem İnce ise Çırakoğlu'na doğru mu diyorsun? İsmet İnönü millete düşman mıydı? Yazıklar olsun diye babalanıyordu. Bunun üzerine Çırakoğlu millet karan verir, sana yazıklar olsun diye haykırıyordu. Meclis Genel Kurulu'nda tartışma konusu olan o yazımda geçen malum cümleyi belgeyi TBMM kütüphanesindeki Ulus gazetesi arşivinden bulmuştum. Yani İsmet İnönü'nün 17 Mayıs 1968 tarihli Ulus'ta yayınlanan hatıratından. İsmet İnönü hatıratın 17 Mayıs'taki bölümünde 2. İnönü savaşları esnasında içinde subayların ve ailelerinin de yer aldığı bir kafileye yaptığı konuşmayı aynen şöyle anlatıyordu. İçinde bulunduğunuz vaziyeti bilesiniz. Bundan başka subay olarak da yerinizi bilmelisiniz. Padişah düşmanınızdır. Yedi düvel düşmanınızdır. Bana bakın dedim. Kimse işitmesin. Bu millet düşmanınızdır. Tam da burada bir ara kalıp yapalım. Gel bakalım buraya Muharrem İnce. İşte bu cümlesinden dolayı İsmet Paşası'na değil de bu satırların yazarına yüklenmişti 2008'de. Yalova Milletvekili Muharrem İnce o günlerde beni dönemin TBMM Başkanı Köksen Toptan'a şikayet etmişti. Toptan'a yazdığı şikayet mektubunda zerrece utanmadan gerçekleri çarpıttığımı, halkı kandırdığımı söyleyebiliyordu sansürlemişlerdi. İsmet İnönü'nün hatıratı kitap olarak ilk kez 1985'te basıldı. İkinci baskısı da 2006'da yapıldı. Yazarınızın elinde ise 2009'daki üçüncü baskısı bulunuyor. Hatıratın 239. sayfasında İsmet Paşa'nın subaylara ve onların ailelerine yaptığı mevzu bahis konuşması yer alıyor. Ancak bir farkla yahut bir cümle hariç. Peki o kitapta hatıratta hangi cümle yer almıyor? El cevap kimse işitmesin bu millet düşmanınızdır cümlesi. Yani çatır çatır sansürlenmiş. Kitabın yayın hakkını bilgi yayın evine veren İnönü Vakfı'dır. İsmet İnönü'nün torunu Gülsün Bilgehan, CHP'nin Ankara milletvekili o vakfın başkan yardımcılığını yapmıştır. Demek ki nedir? Bu millet düşmanınızdır cümlesinin başka türlü tevil edilemeyeceğini, farklı bir manaya gelemeyeceğini sansür edenler de görmüştür. Gülsüm Bilge Han, 16 Nisan 2017'deki referandum sonucunun açıklandığı sıralarda hayır oyu verenlerin cesur ve namuslu, evet oyu verenlerin ise namussuz olduğunu söylemişti. Seçmenlerin %51.4'üne bu milletin tercihine yönelttiği itham işte buydu. Bir bakıma Paşa dedesinin yolundan gidiyordu. 24 Haziran'daki erken seçimde CHP'nin başını çektiği dörtlü ittifakın adı nedir? Millet İttifakı. Bu gibi durumlarda kısaca ne denir? Yorumsuz. Büyük itiraf. Gençliğinde İsmet İnönü'nün kadrosunda bir nevi staj yapmış olan 27 Mayıs Darbesi'nin sevdalısı Yalçın Küçük. İsmet Paşa'sının bu millet düşmanınızdır sözleri için 2010'da Ulusal Kanal ekranında o hatıratın söz konusu kısmını okuduktan hemen sonra aynen şöyle demişti. İsmet Paşa'nın bu sözleri bizim amentümüzdü. 60'lı yıllarda biz böyle yetiştik. Halk düşmanınızdır.